Netanyahu Arap ülkelerine ayar verdi. Arap liderleri de dedi, dedi ki altınızdaki koltuk kalsın istiyorsanız yerinizden olmak istemiyorsanız iktidarınız sizde kalsın istiyorsanız sesinizi kesin, konuşmayın, çenenizi kapatın dedi. Macron ilk etapta İsrail yanlısı açıklamalar yaparken bir anda Fransa'da bulunan vatandaşların tepkilerini göz ardı edemediği için bir takım İsrail'i suçlayan açıklamalar yaptı. Hemen bir telefon kulağını çektiler. Akabinde hemen bir U dönüşü gerçekleştirdi. Değil mi? Bakın kıymetli dostlar. Bazen gözümüzde çok büyütüyoruz. Diyoruz ki karşımızdakiler çok güçlü. Çok güçlü falan değil. Onlar güçlü değil. Biz dağınız aslına bakarsanız. Bakın bir berber çıktı. Çok enteresan. Bir berber çıktı. Amerikan tıraşı yapmıyorum artık dedi. Amerika benim düşmanımdır dedi. Bu görselde gördüğünüz berber. Boy boy gördüğünüz Arap ülkelerinin liderlerinin diyemeyeceği bir lafı söyledi ya. Hepi topu bir berber yaptı bunu. Bu ülkede vatandaşlar boykot yapıyor. Kimi ürünleri almıyor. Sosyal medyadan bir takım paylaşımlar yapıyor. Ya, bu ülke bu ülkenin en sıradan yurdum vatandaşının yapamadığını, yaptığını özür diliyorum. Şu arkanızda gördüğünüz Arap liderler, bu pis pis sıratan, mendebur suratlı liderler var ya yapamıyorlar arkadaşım. Hani onlar çok güçlü ya onlar güçlü falan değil. Vakti zamanında İsrail 75.000 kişilik orduyla 75.000 ya. Bizim coğrafyamızda 3-4 milyonluk orduları olan ülkeler var. Şaka değil. 75 bin kişiyle Mısır'ını, Suud'unu, efendime söyleyeyim Libya'sını, Ördününü, Beleşik Arap Emirlikleri'ni, bir memleğini, Lübnan'ını, alayını birden yendi. Filistin'in dörtte üçünü o gün aldı. Netanyahu Arap liderlere sesleniyor. İktidarınızı korumak istiyorsanız sessiz kalın. Arap liderlerinde hepsi değil ama çoğunluğu zaten tam olarak öyle yapıyorlar. Yalandan, numaradan birkaç defa kınıyoruz benzeri bazı cümleler ediyorlar. Geri kalanda tek dertleri kendi korktuklarını ku 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 kurtarmak. Ama... Bu zulme rıza gösterenler, korkup sinenler, elinde sonunda kaybedecekler. İsrail'in korkunç soykırımı, soykırımına rağmen Türkiye dışındaki Müslüman ülkelerde yeterli tepki yok. Yeterli tepki yok değil, tepki adeta yok. Hatta bazılarında ciddi suskunluklar var. Bazılarında ise tepkiler, protestolar, gösteriler aşırı zayıf. Oysa İslam dünyası gazete gerçekleştirilen soykırım karşısında İsrail'in de parçası olduğu batıya karşı müthiş güçlenmiştir. Mescid-i Aksa, Kudüs, Filistin'in özgür olması biz Müslümanların savaşmasıyla mümkün olacak. Filistinliler siyasi birlik sağlamak zorundadır. İslam coğrafyası da mezhep, ırk, liderlik ayrışmasından bir an önce kurtulup acilen birlik olmalıdır. Bu birliğe bir baş lazım. Başsız yerde böyle dağınıklık olur. Bir cesurun çıkıp da yürüyün arkamdan demesi lazım. Ve onları yürümek mecburiyetinde bırakması lazım. Kimse seve seve yapmıyor. Kimse seve seve yapmıyor. Peygamber Efendimiz Yüce Kur'an'ı dünyaya getirdiğinde ona peygamberliği vah olunduğunda. Ne oldu? Ona inanmayanlar olmadı mı? Onun arkasından gitmeyenler olmadı mı? Bugün de olacak ama o dirayeti o cesareti gösterecek biri lazım. O iş bunlarla olmaz. O iş bunlarla... Ya bak buradaki berberle olur, bu arkadakilerle olmaz ya. İstediği kadar parası olsun, istediği kadar ordusu olsun. Kudüs'ü korumayan bir ordu sürüden ibarettir arkadaşım. Aksi takdirde bütün Müslümanların bu katiller sürüsüne köle olması ya da külliyen yok olması mümkündür. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her vesileyle her yerde İslam dünyasının birlik ve beraberliğini vurgulamasının sebebi budur. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulması Göçlendirilmesinin bu konuda Türkiye'nin ısrarcı olmasının sebebi budur. Parçalanırsan, parça parça ayrı ayrı durursan, sürüden kapanı, sürüden kopanı kurt kapar derler ya. Zirvede bütün tekliflerimizi, bildirilerimizi onlara ilet. İslam İşbirliği Teşkilatı, bakın az kalsın hiçbir şey yapmadan dağılacak. Bugün açıkça Türkiye, tüm İsrail hükümetini ve tüm yerleşimci Yahudileri, yani teröristleri, hırsızları. Terörist ilan edebilmiştir. Bunu dünyada şu ana kadar yapabilen yok. Bakın Macron Cuma günü, hani en başta söyledim ya. Gazze'de bebekler, kadınlar, yaşlar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz dedi. Macron önceki gün sözlerim yanlış anlaşıldı. İsrail'in sivilleri kasten hedef aldığını söylemedin. İsrail'in arkasındayız dedi. Macron bu haliyle ciddi ve ağırbaşlı bir cumhurbaşkanı değildi tam bir palyaço gibi oldu. Fransa'yı da aşağıya çekiyorlar. Bakın bunların kuyruğunun peşine takılan Arap ülkesi de olsun. Avrupa ülkesi de olsun. Batıdaki herhangi bir ülke olsun. Doğudaki herhangi bir ülke olsun. Fark etmez. Her biri bir bataklığın içerisinde yok olup gitmek zorunda kalacak. Bir sürü ülke, bir sürü ülke koşa koşa gidip Netanyahu'nun sırtını sıvazladılar. Katil, terörist, işgalci İsrail hem savaş suçları hem de insanlık suçları hem de soykırım suçları işlemiştir. Her birini beraber yap. Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya devlet adamları bütün bu suçlara ortak oldular. Bu devletlerin idarecileri soykırım suçuna ortak olurlarken milletlerinden de büyük bir tepki gördüler. Ve bu tepki giderek ağırlaşacak. Mazlum Filistinlilerin yanında duran dünya vatandaşlarını görüyoruz. Müslümanlara, Filistin'e destek veren herkese saldırıyorlar. Buna rağmen Avrupa'nın meydanları, caddeleri Filistin bayraklarıyla İsrail'e lanet yağdıran insanlarla dolu. Elleri kanlı, ruhları katil batılı devlet adamları son günlerde yaptıkları ateşkes çağrılarıyla acaba soykırım suçuna ortaklıktan yırtmayı mı düşündüler? Amerika Birleşik Devletleri 3-5 günlük bir mola için, 3-5 günlük bir kısa çözüm süreci için ya da ateşkes için mücadele sarf ettiğini dile getiriyor. E Amerika o zaman sorarlar adama. Orada senin nükleer her denizaltıların var. iki tane uçak gemin var. Bu uçak gemilerini sen ne için oraya koydun? İlk getirdiğin gün İsrail'i korumak için demedin mi? Devasa uçak gemilerin var. İsrail'i res çekip İsrail'e tehdit edip yapacaksın 3 günlük 5 günlük. Herkes öyle yapıyorsun ya. Herkes öyle yapıyorsun arkadaş. İsrail'e yapamıyor musun? Yemiyor Bugün Amerikan varlığı sorgulanır bir hale geldi. Bugün Avrupa'daki devletlerin iktidarlarının yönetimleri sorgulanır hale geldi. Bakın artık bir araba var. Bugüne kadar hep böyle yokuş yukarı çıkıyordu. Şimdi tam zirveye geldi. Bundan sonra yokuş aşağı gidecek. Ve hızlanarak hepsi gümbürtüye, patırtıya gidecek. Dünyada farklı farklı grup, gruplar var. Katil sürüleri var, Siyonistler var, Yahudiler var, herkese zulmedenler var, tepki gösterenler var. Kendilerini Tevrat Yahudileri olarak tanımlayan bir grup daha var. İşte İsrail karşıtı bu Yahudilerin bazı görüşlerini sizlere arz. Tevrat Yahudileri Filistin halkının yanındadır. Siyonist İsrail devletinin işgalinin sona ermesi ve karadan denize özgür bir Filistin devletinin kurulması için dua ediyoruz diyor. İsrail devleti Yahudilerin devleti değildir. Siyonist Yahudilerin devletidir diyor. Bu İsrail devleti için acı bir durumdur. İsrail kendini yok ediyor. Bizim vatanımızı da bizden alıyorlar diyor. İsrail devleti Netanyahu veya bir başkası Yahudileri temsil etmiyor. Dünyanın dört bir yanında bu gaddarlık yüzünden bizler de zor duruma itiliyoruz diyorlar. Bakın açıkça katiller sürüsü İsrail e ve arkasındaki ABD'yi, batılı devletleri savunamadıkları için boykotu delmek ve etkisiz kılmak için kıvranıyorlar. Boykot hakkında İsrail menşeili mal ifadesi kullanılıyor. Bu yanlış bir ifade değil fakat eksiktir. Birçok malı İsrail üretmiyor. Soykırımı ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya beraber yapıyorlar aslında bakarsanız. İsrail ve İsrail'i destekleyen devletlerin ve şirketlerin ürettiği mal ve hizmetler ifadesini kullanamayız. Boykot sadece bugünün meselesi değil. Dün yapmamız gerekiyordu. Yarın da yapmak zorundayız. Bakın hedefimize odaklanmalı. Bu boykota devam etmeliyiz. Okey burada bir problem yok. Ama boykot yaptığımız ürünlerin yerine bir başka ülkeden veya devletten veya bir şey, şirketten alternatif veya da kendi içerimizde yerli ve milli imkanlarla en hızlı şekilde üretilmiş bir alternatif yerleştiremezsek boykot bugün de kalır, yarın olmaz. Şirketler kısa süreli zararlarını da geri kalan süre zarfında, yılın geri kalan günlerinde bu eksiği de tamamlarlar. Yani kuş uçar, kervan geçer, hiçbir alta yaramaz. Bugün öncelikle İslam dünyasının çözmesi gereken problemlerin başında İslam halklarının başındaki liderler var. Zannedersem gelecek zamanda. Bunların her biri çözülecek ve çözümlenecek kıymetli dostlar. İsrail ve Filistin arasında yaşanan, İsrail'in yapmış olduğu soykırım hakkındaki gelişmeleri ve Türkiye'den, dünyadan diğer gelişmeleri sizlere bu ekranlarda aktarmaya devam edeceğiz. Paylaşarak daha fazla insana ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Bu berber arkadaş gibi dik duruş sergileyen ve beni izleyen herkese tek tek teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisine de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu vesileyle böyle bir konuya değinebildik. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim.